الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah-u Azimuşşan hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı, batılı batılı olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, daha önce yukarıda geçtiği gibi tekadüm eden mahzurattan olan bir şeyi itikab etme üzerine tereddüt eden cezanın bahsi. Yani mahzuratlar ve cezanın bahsi kısa bir ifadeyle. Hacda mahzurlar birkaç nevidir, yani birkaç çeşittir. Onu ifsad eden üzerine hedi veya fidye, bunların başkasına tereddüt edenler bunlardandır. Bunların hepsinde mezheplerde tafsil vardır. Evet. Şimdi bu mahzuratlarla ilgili, bu cezalarla ilgili mezheplerin tafsilatı var. Şimdi mezheplerin tafsilatını okuyoruz ve devam ediyoruz. Hanbeliler, ihramlı olan bir kimse üzerine mahzurlu olan şeyler birkaç kısma ayrılır. Bir, fidyeyi icap edenler. İki, idamı yiyecek vermeyi yani icap ettiren şeyler. Üç, kıymeti vermeyi icap ettiren şeyler. Dört, hiçbir şey icap ettirmeyen şeyler. Fidyeyi icap ettiren şeyleri deyince iki kısma ayrılır. Bir, fidyeyi muhayyer kılma olmamak, fidyeyi muhayyer olmamak üzere icap ettiren şeyler. İki, fidyeyi tertip üzere etmeyi icap ettiren şeyler. Fidyeyi tahyir yani muhayyer olmak üzere icap ettiren şeyi de şey deyince bunlar bir takım şeylerdir. Bir, dikişli veya etrafı çevrili elbise giymek. 2. Güzel koku sürünmek. Bunlar mahzuratlardandır. 3. Erkeğin başını veya kadının yüzünü örtmesi. 4. Cesetten iki tüyün veya tırnaklardan ekserisinin izalesi. Öyleyse bunlardan her birinde 3 şey arasında muhayyerlik olmak üzere fidye vardır. Bunları yapanlar üzerinde muhayyerlik olmak üzere, yani seçme şey olmak üzere efendim bir takım fidyeler var diyor. Ya eğer koyundan olursa en az 6 aylık, keçiden olursa en az 1 yaşında olmak, ona bir dava kesmektir. Bu birincisi. İkincisi yahut da 3 gün oruç tutmaktır. Ya da her birlerle buğdaydan bir müd veya hurmadan veya kuru üzümden veya arpadan veya akat bir nevi yemekten yarım sa iki müd olmak üzere 6 miskine idam yani yiyecek verilir. Muhayyerlik üzere fidyeyi icap ettiren şeylerden biri av avlama cezasıdır. Av ya ehli hayvanlardan misli olan bir hayvan olur veya olmaz. Eğer onun bir misli olur var ise onun fidyesini vermekte 3 şey arasında yine muhayyer olur. Mislini avın telef olduğu mahalle takdimi de paralarla olur. Sonra parayla yukarıda geçen sınıflardan yiyecek satın alır ve her bir miskine buğdaydan bir müt, başkalarında ise 2 müt verilir. Nitekim bu yukarıda geçti. Bir de mütlerin sayısınca yani o sayıca gün olarak oruç tutmak. Öyle ki her gün her bir miskin için verilen yiyecekten bedel olsun. Eğer bir miskine verilen idam yani yiyecek taamdan daha az kalırsa ondan bir tam oruç tutar. Eğer av hayvanın bir mislisi yoksa onun
fidyesini vermekle sanki iki şey arasında muhayyer olur. Biri kıymetini yiyecek vermek, ikincisi de oruç tutmak. Tertip üzere fidye vermeyi icap ettiren şeyi deyince, bu hacda birinci ihramdan çıkmadan önce cima etmektir. Birinci ihramdan çıkma ise üç şeyden ikisiyle hasıl olur. Bunlar Akabe cemresini atmak, tıraş veya saç kısaltmak ve tavaf ziyaret, birinci ihramdan çıkmadan önce bakmanın tekrarı ile veya fecrin gayrına dokunmakla veya öpmekle, fercin gayrına dokunmakla veya öpmekle veya şehvetle dokunmakla olan inzalda cima etme gibidir. Zikrolunan şeylerden biriyle cima veya inzal hasıl olduğu zaman 5 yaşında olan deveden bir bedeneyi boğazlamak, yani kurban kesmek, o kimse üzerine vacip olur. Bunlara iyi dikkat etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Hac deyip geçmemek lazım. Bunların birçok şartları, birçok vacipleri, birçok sünnetleri vardır. Eğer bir bedene bulamazsa, yani bir deve bulamazsa 10 gün oruç tutar. Bunlardan 3 gününü hac amellerini bitirmeden öncesini de onları bitirdikten sonra tutar. Eğer kadın kendi rızası ile cima etme ve inzal üzerine tereddüt eden şeylerden kadın erkek gibidir, inzal vaki olmaksızın temas haline gelmeyi deyince, yukarıda geçen 3 nevi arasında muhayyerlik üzere fidye icap ettirir. Bunlar davar kesmek veya altın miskine yiyecek vermek veya 3 gün oruç tutmaktır. Tekrar etmeksizin bakmakla menisini getirmek de böyledir. Birinci, ihramdan çıkmadan sonra cima hasıl olduğu zaman yine böyledir. Bunun beyanı daha önce yukarıdan geçti kıymetli kardeşler. Şahıs mikatını ihramsız olarak tecavüz ettiği veya demrelere taş atmak gibi hacı vaciplerden bir şeyi terk ettiği zaman onun üzerine tertip üzere fidye vermek lazım gelir. Şöyle ki, bu bir davar boğazlamakla yahut da bir koyun veya keçi, eğer onu bulamazsa 3 gün hacda, 7 gün de yukarıda geçtiği gibi hacdan sonra olmak üzere 10 gün oruç tutar. İtamı yiyecek vermek diyecek olursak, bu iki tırnağını veya daha azını kesmek ve iki saçını veya daha azını izale etmektir. Yani iki til saç çok değil. Bir tırnakta veya bir tırnağın bir kısmında veya bir tek tüyü veya onun bir kısmını izale etmekte ise bir tek miskine buğdaydan bir müt veya başkasında yarımsa yiyecek vermek vacip olur. Nitekim yukarıda geçti, daha önce geçti. İki tırnakta veya iki saçta ise iki miskine yiyecek vermek vacip olur. Kıymeti icap ettiren şey deyince bu av hayvanını, yumurtasını kırmak ve çekirgeyi öldürmektir. Öyleyse bir yumurta kırdığı veya bir çekirgeyi öldürdüğü zaman onun üzerine bunlardan her birinin kıymetini telef ettiği mahalle sadaka vermesi lazım gelir. Hiçbir şeyi icap ettirmeyini deyince bu bit öldürmek ve nikah akdi yapmaktır. Yukarıda bu geçmişti. İhramlı kimse üzerine haremin ağacını ve otunu kesmek de yine haramdır. Ancak bunlardan istisna olunanlar haram olmaz. Eğer bu istisna olunanlardan bir şey işlerse onun üzerine örfen küçük sayılan ağaç kesmekte, bir davar kesmek ve büyük ve orta bir ağacı kesmekte bir sığır ve otta ve yaprakta ve kıymetini de vermek lazım gelir. Malikiler ihramlı bir kimsenin üzerine kaçınması lazım gelen şeyler birkaç nevidir. Hacı isad eden, hediye icap eden, fidye icap eden veya iki avuç dolusu yiyecek vermeyi icap ettiren şeyler. Hayvanlardan verilmesi lazım gelen cezayı veya yiyecek olarak kıymetin verilmesini veya vacip olan yiyecekte yiyecek vermekte müddetlerin sayısınca oruç tutma günlerini icap ettiren şeyler bunlardandır. Hacı ifsad eden şey deyince bu cimadır. Yani cinsel temastır. Bu ise
haşefenin veya onun miktarının Adem'inin insanoğlu veya Adem'den başkasının kubur ve dübüründen gizlenip kaybolmasıdır. İster zekeri içeride kaybolan küçük çocuk olsun veya büyük olsun, ister kendisinde gizlenilen kız cimağa takatlı olsun ister olmasın, ister cima kasten veya sehven veya bilmeyerek vaki olsun, bu failin de mef'ulun da hacını ifsad edicidir. Yani bunu yapanın da yaptıranın da hacı ifsad edicidir. Yani o hacı bozar. Hacı ifsad etmek de öpmek veya mübaşerat yani sarılmak veya bakmak veya düşünmek veya bunlardan başkası sebebiyle meninin çıkması gibi cimadır. Şu kadar ki bakmakla veya düşünmekle çıktığı zaman hacı ifsad etmez. Ancak onlara devam ettiği zaman ifsad eder. Meni mücerred bakmakla veya devam etmekle, etmeksizin düşünmekle çıkarsa ifsad etmez. Eğer meni bu ikisinin gayrisiyle, gayriyle öpme gibisiyle çıkarsa mutlaka ifsad eder. Cima veya mezkur meninin çıkması ancak akabe cemresini atmadan önce vaki olursa ifsad eder. Akabe cemresinin atılmasının nahir gününde ve tavaf-ı ifazadan önce, nahir gününün geçmesinden önce olduğu yukarıda geçmişti. İster Arafat'ta vakfe yapmaktan önce, ister sonra vaki olmuş olsun, akabe cemresini attıktan sonra veya tavafından sonra veya taşlama ne de tavaf olmasa bile nahır gününün geçmesinden sonra cima ettiğim veya meni çıktığı zaman hacı ifsad etmez. Onun üzerine ancak hedi vacip olur, kurban vacip olur. Ancak ondan akabe cemresini attıktan sonra ifaza tavafını yaptıktan sonra ve yine tıraş olduktan sonra bu ondan vaki olduğu zaman bu takdirde onun üzerine hedi lazım gelmez. Yani kurban lazım gelmez. Çünkü o ihramından çıkmış hale gelmiştir ve yine ona menisini mücerret bakmak veya düşünmekle bunlara devam etmeksizin çıkarttığı zaman hedi vacip olur. Bu kurban vacip gerektirir. Hacını ifsad etmesi sebebiyle ihramdan çıkmış olduğunu zannetmesinden dolayı onun tamamlamayı terk ederse o ihramında kaldığı halde bu ona fayda vermez. Öyle ki gelecek senenin yerine yeni bir hac için ihram etse ihramı lağv olur ve ifsad ettiği hacın ihramı üzere kalmış olarak itibar olunur. Öyle ise onu tamamlar ve yine onun üzerine ifsad olan hacı tatavu da olsa kaza etmesi vacip olur. Vücuben, fevren, acele olarak da bu mesela bu fesada uğramış olan hacını kaza eder. Eğer onun kazasını tehir ederse günahkar olur. Yine onun üzerine fesattan dolayı bir hedi kesmek ve onu kesmeyi kaza zamanına kadar tehir etmek vacip olur ki onun için cabiri nüsuki yani hac ameli bakımından cebreden ile cabiri mali bakımından cebreden bir arada toplansın. Öyleyse hacı fasit olan kimse üzerine dört şey vaciptir. Onu tamamlaması. Yani nasılsa benim hacım bozuldu artık ben ihramda çıkayım değil. Onu tamamlayacak. Ondan sonra onu kaza etmesi. Fesattan dolayı bir hedi boğazlaması, yani o mesela hacını batıl ettikten sonra o batıldan dolayı bir kurban kesmesi ve onun kesilmesini kaza zamanına tehir etmesi, hediye icap eden şey deyince bu hacın yukarıda geçen vaciplerden bir vacibi terk etmektir. Bu vacip ister dört erkandan hususi bir rükne müteallik olsun, İster bir rükne müteallik olsun, bu ise ihramsız olarak mikatları tecavüz etme, kudum tavafını terk etme, cemreleri atmayı terk etme, taşlama gecelerinde minada gecelemeyi terk etme ve Müzdelife'de yüklerini indirecek kadar inmeyi terk etmek gibidir. Öyleyse
haccın vaciplerinden herhangi birini terk ettiği zaman onun terkinden hediye kurban lazım gelir. Dikişli elbiseyi giymekten kaçınmak, av hayvanına taarruz etmekten kaçınmak. Bundan istisna olunur. Çünkü birinciyi terk etmekte vacip olan ancak fidyedir. İkincinin terkinde ise cezadır. Bunların tafsili ileride gelir. Yani bunların efendim tafsilatı daha efendim açık geniş bir açıklaması ileride gelecektir. Hedi tahsil etmekte onun parasını veya onu bu parayı borç verecek bir kimseyi bulamasıyla aciz olan kimsenin 10 gün oruç tutması vacip olur. 3 gün hacda yani hacca ihram etme zamanında nahir gününe kadar 7'si de taşlamayı bitirdikten sonra Mina'da döndüğü zaman tutar. Bu 7 günün orucunu bellesine dönünceye kadar tehir etmesi müstahap olur. Yani memleketine döndüğü zaman 3 gününü Harem-i Şerif'te yani Mekke-i Mükerreme'de orada mesela tutar. Geri kalanını da memleketine döndüğünden tutar. Bu bahsin tamamı kıram ve temettu haccın bahsinde ileride gelir. Yani bunların tamamı bu konuların konusu kıram ve temettu haccını yapan kimsenin efendim o konularla ilgili ileride gelecektir. Fidyeyi icap ettiren şey deyince bu ihramlı için kendisiyle tereffüh ve nimetlenme hasıl olan veya hamamda gusül abdesti gibi ondan tozu izale eden haram kılınmış her bir fiildir. Öyleyse hamamda terleyinceye kadar oturduğu sonra sıcak suyu cesedi üzerine döktüğü zaman olmasa bile onun üzerine fidye vacip olur. Çünkü bunda kirin cesetten zahil olması zanı vardır. Yine bunun gibi kendisiyle güzel koku sürülen bir şeye dokunmak, bıyıkları kesmek, elbiseyi giymek, başı örtmek ve yukarıda geçtiği gibi kadının yüzünü ve ellerini de setr olunmak kastıyla olmayarak eldivenle örtmesi, tırnakları kesmek, koltuğundan yoğulmak, kına ile boyamak ve başkaları da böyledir. Elbise ve benzerini giymekte fidyenin vacip olması ancak onunla sıcaktan veya soğuktan intifa hasıl olduğu zamandır. Fakat güzel koku ve mücerret sürünmesiyle intifa olunan benzeri şeyleri deyince bunda onu acele olarak arası geçmeden izale etse bile fidye vacip olur. Fidye muhayyerlik üzerine üç nevidir. Bir, her birine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müdiyle beldenin galip olan yiyeceğinden iki müt verilmek üzere altı miskine yiyecek vermektir. Sabah ve akşam yemeği iki müt miktarında bali olursa iki müt yerine geçer. Fakat iki müdü temlik etmek eftar olanıdır. İki, üç gün oruç tutmaktır. Üç, bir davar daha üstünü olan sığır devesi gibi deve gibisini kurban kesmektir. Bunların yaşlarında hedide zikrolunana itibar olunur. Bu nusuk yani bu kurban bir zaman veya bir mekana has kılınmaz. Öyleyse onun için dilediği herhangi bir zaman ve mekanda kesmesi caizdir. Ancak onunla her iyi niyet ettiği zaman onu Mina'da veya Mekke'de hedyin tafsirinde zikrolunan vecih üzere keser. İki avuç miktarı yiyecek vermeyi icap ettiren şey deyince bunlar bir takım şeylerdir. Evet. Bir, eziyeti ve kiri izale etmek kastı olmaksızın bir tırnağı kesmek. Bu tırnağı altındaki bir yarayı tedavi için kesmesi veya uzun olmasını çirkin görmesi veya onun boşuna kesmesi gibidir. Ama onu eziyeti gidermek kastıyla kestiği zaman onda bir fidye vardır. Yine bir veya birden fazla 12 tüye kadar tüy izale etmek yani kıl koparmak. 3
devesinden keneleri izale etmek veya keneyi öldürmek. Bunların her birinde keneler çok olsa bile iki avuç dolusu idam yiyecek etmek, vermek lazım gelir. Fidye veya iki avuç dolusu yiyecek vermeyi icap ettiren müteadid birden fazla oldukları zaman bunlardan birden fazla olanlar mesela elbise giydiği ve güzel koku süründüğü zaman onun üzerine iki fidye vermek lazım gelir ki fidyenin biri giymekten dolayıdır, biri de güzel koku istimalinden yani güzel kokunun kullanılmasından dolayıdır. Bu tırnağı kestiğin ve tüyünü izale ettiği yani tüyünü yolduğu zaman onun üzerine iki defa iki avuç dolusu yiyecek vermek lazım gelir. Zikrolunan şeylerden bir takım meseleler istisna edilir ki bu meselelerde ne fidye ne de iki avuç dolusu yiyecek vermek bunu icap ettiren taadüt etmesiyle taadüt etmez. 2. 1. Hacın ifsad olduğundan dolayı veya hacı terk etmesine binaen veya hataen olarak hacı tamamladığını itikad ederek işlediği şeyin mübah olduğunu zannetmek. Nitekim ifaza onun için sıhhatini itikad ederek tavaf etse her bir fidye veya iki avuç dolusu yiyecek vermeyi icap ettiren bir takım şeyleri işlese sonra onun için tavafın fasit olduğu zahir olsa kefaret fidye veya iki avuç dolusu yiyecek bu suretlerde taadüt etmez yani bir kere daha bir kere fidye kafi gelir. İki aralarını ayırmaksızın arası geçmeden müteadit bir takım şeylerin işlemesi. 3. Birinci fiili işlerken niyet etmesi. Tekrar teadüt bunlardandır. Bu onun elbise giymesi. Yani onu giyerken yine koku sürünmesi de niyet etmesi gibidir. Öyleyse giydiği ve güzel koku süründüğü zaman onun üzerine bir fidye lazım gelir. Ancak bunda şart ikinci işlemeden önce birinci için fidye vermemiş olmasıdır. Yoksa onun üzerine iki fidye vermesi lazım gelir. 4. Menfaatlendiği şey daha umumi olanının önce yapması. Bu evvela elbise giymesi, sonra şalvar giymesi gibidir. Öyleyse onun üzerine bir fidye vermek vacip olur. Cezayı icap eden şeyi deyince bu av hayvanını öldürmek ve onu telef etmek için taarruz etmektir. Bu da onun kanatlarını yolmak ve onun selametini tahakkuk etmemek gibidir. Veya yine böylece onu yaralaması veya onu haremde kovması veya ona hel yerinde bir avcının rastlaması veya hareme dönmezden önce orada helak olması gibidir. Avda vacip olan ceza muhayyerlik üzere üç nevidir. 1. Ehli olup yenilen hayvanlardan avın misli yani surette ve miktarda ona yakın olan bir hayvan. Avın misli. Yani mesela hangi hayvanı öldürdüyse öldürdüğü hayvanın aynısını yani veya onun mislini onun değerinde olan birini eğer ona surette yaklaşık bir şey bulamazsa miktarda ona yaklaşık olanı vermek kifayet eder. Hayvanlarda cezada ancak kurban kesmekte sahih olanı kifayet eder ki kurbanda kifayet eden eğer davardan olursa bir senesini doldurmuş olan eğer sığırdan olursa 3 senesini doldurmuş olan olması eğer deveden olursa 5 yılını doldurmuş olmasıdır. Nitekim bu hedi bahsinde geçti. 2. Yiyecek kişi olarak kıymeti. Kıymette onun telef olduğu gün ve telefin kendisine hasıl olduğu mahal yani yer itibar olunur. Eğer onun telef mahallinden kıymeti yok ise oraya en yakın olan mekanlardaki kıymetine itibar edilir. Mesela o telef ettiği mekanda beldede onun kıymeti yoksa onun mesela yakın
yakın yerlerinde mesela bir yerin onun mesela kıymeti biçilir. O kıymet değer ne kadar ise yakın yerlerde birisine o kıymete göre efendim kıymet verilir. Ve bu kıymet telefin kendisinde bulunduğu mahal miskinlerine verilir. Yani bu kıymette kime verilir? O beldede bulunduğu yani o mahalde yani o yerde yerdeki miskinlerine verilir. Her biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müddiyle bir müd alır. 3. Alın yiyecekten kıymetlendirildiğinde müddler adedince gün oruç tutmak, müddün bir kısmı yerine tam bir gün oruç tutar. Çünkü oruç cüz kabul etmez. Ceza olmaz. Ancak onun ahkamını bilen iki fakih adil kimsenin hükmünden sonra olur. Çünkü misli veya kıymeti takdir etmek buna muhtaç olur. Oruç ise olmaz. Ancak müddetlerin adedince olur. Öyleyse oruç tutuncaya kadar yine kıymet takdir etmek elbette lazım gelir. Misliden Mekke'nin ve haremin güvercinleri ve oraların ev güvercinleri istisna olunur. Bunlarda koyun veya keçiden bir davar vardır. Bir hükmede ihtiyaç yoktur. Eğer davar vermekten aciz olursa 10 gün oruç tutar. Hanefiler ihrama girdikten sonra ihramlının yukarıdaki geçen şeylerden yapması mahzurlu olan şeyler altı kısmı ayrılır demişlerdir. Bakalım Hanefiler bu konudan neleri sayıyorlar. 1- Hacı ifsad edenler. Altı kısmı dedi ya. 2- Bedeneyi icap eden şeyler. Yani büyükbaş hayvanı icap eden şeyler. 3- Bir tek demi icap eden şeyler. Küçük bir baş yani koyun veya keçi icap edenler. 4- Miktarı yarım sağ olan bir sadakayı icap edenler. 5- Yarım sağ miktarında daha az bir sadakayı icap edenler. 6- Kıymeti icap edenler. Şimdi hacı ifsad eden şey deyince bu Arafa'da vakfe yapmadan önce olmak şartıyla cimadır. Ama vukuftan sonra ikinci rükünün edasından önce ki bu ikinci rükün ziyaret tavafıdır. Cima ederse onun hacı fasit olmaz. Çünkü vukufun tamamından sonra fesat haca yol bulamaz. Cima ile fasit olmakla fail olması ile faid olmakla fail olması ile mef'ul olması, unutan veya uyanık halde kasteden olması veya uyan olması, isteğiyle veya ikrahen olması arasında akıl, bari, zaman, fark isteğiyle veya ikrahen olası arasındaki akıl, bari, zaman, fark yoktur. Öyleyse mislinin cima etmesi adeten mümkün olan sabinin veya mecnunun bariye olan bir kadına cima ettiği zaman kadının hacı fasit olur. Sabi ile mecnunun hacı ise fasit olmaz. Bali olan bir kimse küçük bir kız çocuğuna veya mecnun bir kadına cima ettiği zaman o baliğin hacı fasit olur. Mecnun olan kadınla küçük kız çocuğun hacıları ise fasit olmaz. Haşefenin kubule veya dübüre mücerret kaybolmasıyla ister inzal hasıl olsun ister olmasın fasit olur. Bu ikisinin hacları cima ile fasit olduğu zaman onlar üzerine fasit olduğu halde hacı tamamlamaya devam etmeleri ve gelecek senede onu kaza etmeleri lazım gelir ve onlardan her birinin üzerine bir dem lazım gelir. Yani bir kurban lazım gelir. Bundan için cima bir tek mecliste birden fazla olsa bile davar kifayet eder. Büyükbaş hayvan. Ama muhtelif birkaç mecliste cima birden fazla olduğu zaman bunlardan her birinde bir dem lazım gelir. Kaç kere cima etmişse o cima ettiği sayısınca birer kurban kesmesi vacip olur. Bedeneyi icap eden şey deyince yani büyükbaş hayvanı deveyi. Bunlar iki şeydir. Biri vukuftan sonra veya tıraştan önce cima etmektir. İkincisi kendisi cünüp olduğu halde
tavaf-ı ziyareti yapması veya kadın haiz ve nüfesa olduğu halde tavaf etmesidir. Deveden olan bedene 6 yaşına giren devedir. Bir mecliste cima tekerrür ettiği zaman onun üzerine bedene üzerine ziyade olarak bir şey lazım gelmez. Müteadit meclislerde tekerrür ettiği zamanlarda ise bunun hilafına olup her bir meclis için bir bedene lazım gelir ki bunun hilafına nitekim bundan önce bu geçmişti. Bir deni icap ettiren şeyleri deyince bunlar bir takım şeylerdir. Bir, boyuna sarılma veya temas etme ve öpme, şehvetle dokunma, ister inzal vaki olsun, ister vaki olmasın gibi. Cimanın çağrıcıları, yani cimaya götüren yollar. Yine böylece eğer bir kadının fercine bakmakla veya düşünme ile veya bir hayvanın fercine idhar etmek ile inzal vaki olursa yine böyledir. Ama inzal vaki olmaksızın hayvanın fecrine idhal ettiği zaman onun üzerine bir şey lazım gelmez. Yine böylece karnını ve uyruk etini ellemekle de ister inzal vaki olsun, ister inzal vaki olmasın. Bir de lazım gelir. 2. Başının veya sakalının bütün tüylerini izale etmek veya onların dörtte birerlerini izale etmek. Dörtten birden daha azına dem yoktur. Yine böylece boynun veya koltuklarının veya bunlardan birinin tüyünü izale etmesi ve kasığının tüyünü izale etmesi böyledir. Tüyün izale edilmesiyle bu ancak bir özre binaen olmadığı zaman dem vacip olur. Eğer bir özürden dolayı olursa ona bir kara haşeratının yapışıp da ona eziyet etmesi gibi o kimse üç şey arasında muhayyerdir. Bir, davar kesmek, yani büyükbaş hayvan. 3 gün oruç tutmak ve her miskine yarımsa vermek suretiyle 6 miskine yiyecek vermek Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğu gibi. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا اَبِهِ اَذَا اَذَا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ سِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُوكٍ Sadakallah lazim. Sizde biriniz hasta olsa veya ondan başında bir eza olsa oruçtan veya sadakadan veya nüsükten bir fidye vardır diyor Allah Celle Celaluhu. 3. Erkeğin dikişli elbise giyinmesi. Kadını deyince o dilediği şeyi giyer. Şu kadar ki kadın yüzünü yapışan bir şey öte bile örtmez. Nitekim bu yukarıda daha önceki konularda geçti. Zarar veren ise ancak mutat giyinmedir. Öyleyse dikişli bir şeye bürünsem veya onun bedenine mutat olmayan bir koyuşa koysam onun üzerine bir şey lazım gelmez. İşte bu özür bir özürden dolayı olmadığı zamandır. Eğer bir özürden dolayı olursa onda yukarıda bundan önce geçen tafsilat vardır. Daha önceki efendim videolarımızda, önceki konularımızda bunu işlemiş olduk. 5. Evet. 5. yukarıda zikri geçen güzel koku evlerinden herhangi bir nevi uyluğu, baldırı, kolu, yüzü, başı ve boynu gibi büyük azalardan tam bir azaya güzel koku sürünmek. Ama elbisesine güzel koku sürse ona dem lazım gelmez. Ancak elbiseyi bir tam gün giydiği zaman ve aynı zamanda güzel koku da haddi zatında çok olduğu veya az olup elbisesine karış alını istiab ettiği zaman da dem lazım gelir. O zaman kurban lazım gelir. Kına da güzel koku nev'idedir. Yani kına da güzel koku gibidir. Öyleyse kınayı başına koysa ve altını örtmeyecek kadar ince halde olsa onun üzerine bir dem lazım gelir. Yoksa ona iki dem lazım gelir. Çünkü bu halde güzel koku sürülmüş ve başını örtmüştür. Yukarıda da zikrettiğim geçtiği gibi güzel kokudan biri de asfar ve zaferandır. Asfar ile zaferandır.
Eğer bir özürden dolayı güzel koku sürünürse, bunda yukarıda geçen tafsilat vardır. Orayı dinleyebiliriz, orayı okuyabiliriz. Bir tap uzu zeytinyağıyla veya simsim yağıyla özürsüz olarak yağlamak, güzel koku sürmek gibidir. Eğer tedavi gibi bir özüre binaen yaparsa, onun üzerine bir şey lazım gelmez. Yani özür olduğu zaman bir şey yok, özür olmadığı zaman bir şey gerekir. 6. Bir elin veya ayağın tırnaklarını kesmek. İki elinin ve iki ayağının tırnaklarını bir tek mecliste kesse yine böyledir. Ama onları müteadit meclislerde, farklı farklı zamanlarda kestiği zaman ona her bir uzuv için dem olmak suretiyle 4 dem lazım gelir. 4 kurban lazım gelir. 7. Tavaf-ı kudumu veya tavaf-ı saderi terk etmek veya umrenin şartlarından bir şartı veya tekadüm eden vaciplerden bir vacibi terk etmek. Miktarı buğdaydan ve onun kıymetinden yarısı olan sadakayı icap ettiren şey deyince bunlar bir takım şeylerdir ki bir tam günden bir uzuvdan daha azına güzel koku sürünmek. Bir tam günden daha az bir müddet bir kamis yani gömlek veya bir günden daha az bir müddet güzel kokulu bir elbise giyinmek veya aynı şekilde başını örtmek veya başınız veya sakalın dörtte birinden daha azı tıraş etmek, tıraş olmak veya baldırını veya fazlasını tıraş etmek. Başınız tıraşı vardır ama sakalın tıraşı etmesi kesinlikle haramdır. Hiçbir şekilde hacda da olsa tıraş edilmez. Veya iki tırnağını kesmek. Kudum veya sader tavafını kendisi hades-i asgar ile abdestsiz olduğu halde tavaf etmek. Başka bir kimsenin başını bu kimse ister ihramlı olsun ister olmasın tıraş etmek. Yarım sağdan daha az bir sadakayı icap ettiren şey deyince bu bir çekirge öldürmektir. Bundan bir tanesi için dilediği şeyi sadaka verir, iki ve üç tanesi için bir avuç yiyecek tasadduk eder. Eğer bundan ziyade olursa, onun üzerine yarım sağ vermek lazım gelir, kıymeti icap ettiren şey deyince bunlar iki şeydir. Bir yukarıda geçen kayıtlarda zikri geçen kara avı gibi. İki yine yukarıda geçen haremin otunu kesmek gibi. Avlanması kendisi için helal olmayan bir hayvanı ihramlı bir kimse avladığı zaman avladığı hayvana o mekanda veya oraya yakın bir mekanda iki adil kimsenin marifetiyle bilinmesiyle kıymeti takdir edilir. Eğer onun kıymeti hedin pahasına bağlı olursa yani kurbanın pahasına bağlı olursa ulaşırsa üç şey arasında muhayyer olur. 1. Bu kıymette haremde keseceği bir hedin satın alması. Yani bunun kıymetinde Harem-i Şerif'te Mekke-i Mükerreme'de bir kurban satın alıp onu kesmesi. 2. Bu kıymetle her bir kişiye yarımsa vermek üzere herhangi bir mekanda fakirlere tasadduk edeceği bir yiyecek satın alması. 3. Hem yarımsağın yerine bir gün oruç tutar, bir oruçta tatabu fasılasız olmak lazım gelmez. Eğer onun kıymeti hediyin pahasına bağlı olmazsa lazım gelmez. Bağlı olmazsa sadece son ki iki şey arasında muhayyer olur. Bunlar ise yiyecek vermek ve oruç tutmaktır. Bu bapta kasten olmakla hataen olma arasında fark yoktur. Avladığı hayvanın mislini hasıl etmesi lazım gelmeyip onun kıymetini vermesi kifayet eder. Yani onun efendim mislisini ile illaki vermek şart değildir. Onun kıymeti kaç paradır? Ne kadar o beldenin efendim geçerli parasıyla ne kadar bir para eder? Onun kıymetini vermesi kifayet eder. Kafi gelir. Ayet-i kerimede varid olan kas ile misliyeti deyince
kasten olması galip olduğu için ayette zikrolundu. Misliyetten murad ise manada misil olmasıdır. O ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la taktulü seyde ve entum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُهُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ زَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ Ey iman edenler! Ey iman eden kimseler! Sizler ihramlı olduğunuz zaman, sizler ihramlı olduğunuz halde av avlamayınız. Sizden birisi onu kasten katlederse, onun cezası sizden iki adil kimsenin kendisiyle hükmedeceği hayvanlardan katil olanın mislidir. Bu avın hiçbir kimsenin milki olmadığı zamandadır. Eğer başkasının milki ise onun üzerine iki misil vacip olur. Bunlardan biri tekadüm eden cezadır, ikincisi maliki içindir. Haremde av mutlaka avcı ihramlı olmasa bile helal olmaz. Eğer onu avlar da keserse yenilmez. Ve meyte ölü gibi olur. Hatta zaruret vaktinde ölü hayvanı yemek bu av üzerine takdim olunur. Bir uzvu telef ettiği veya bir kanadı yolduğu bunların benzerini yaptığı zaman fark ile fidye lazım gelir. Gene kaplumbağa, arı, kelebek, sinek, karınca ve kirpi, yine yılan, akrep, fare, karga ve saldırgan köpeği öldürmeden bir şey lazım gelmez. Bunlar haremin otunu kestiği zaman orada kestiği şeyin kıymetini vermesi lazım gelir. Nitekim bu daha önceki tafsilatlarda geçti. Evet. Şimdi de Şafiilere göre efendim tafsilatına geçiyoruz. İhramlının ihrama girdikten sonra yapması üzerine mahzurlu olan şeyler iki kısma ayrılır. Biz bu meseleyi de dört mezhep üzerine aldık kıymetli kardeşlerim. Çünkü bizi dinleyen kardeşlerimiz her mezhepte olan her dört mezhepten birinde olabilir. Bundan ötürü de bizim amacımız bu kardeşlerimize efendim kendi mezheplerindeki bilgilerine sahip olması için elimizden gelen gayreti Rabbimizin rızasıyla göstermek içindir. Bundan dolayı belki tafsilatlar uzun olabilir ama fakat bıkmamak gerekir. Eğer bir şey mesela öğrenmek istiyorsak veya yaşamak istiyorsak onun gereğini yapmak lazımdır. Nasıl ki dünya hayatında bir insan efendim çalışmadan bir şey elde edemiyorsa ahiret hayatı da böyledir. Namazın hükmünü eğer bir insan o namazın hükmünü bilmiyorsa efendim o namazından sorumludur. Orucun hükmünü bilmiyorsa sorumludur. Haccın hükmünü bilmiyorsa sorumludur. Yani onu bilmek ve öğrenmek zorundadır. Onun için şimdi bunlardaki tafsilatta Şafiilerin efendim tafsilatına geçiyoruz. Şafiiler diyorlar ki ihramlının ihrama girdikten sonra yapması üzerine mahzurlu olan şeyler iki kısma ayrılır. Hacı ifsad eden ve ifsad etmeyen. İfsad eden ancak cimadır. Hacın ifsadı yani hacın fesadı yok olması cima ile olur. Onunla ifsad edilmesinden erkek olsun dişi olsun. Hayvan olsa bile arada arayı perdeleyen bir şey olsa bile haşefenin veya o kadarının canlının kuburuna ve dübürüne onu oraya gizleyen kimse tarafından idhal olunması şart kılınır. Cima ancak bilgisinin olmasıyla kasten veya istekle ve birinci ihramdan çıkmadan önce olmasıyla fasit eder. Yoksa cima iki ihramdan çıkma arasında haram olsa bile nitekim öpme ve şehvetle sarılma gibi ister inzal vaki olsun ister olmasın cimanın mukaddematı haram olur. Hac fasit olmaz ve bunda fidye vacip olur. İstimna deyince bu da yine haramdır. Şu kadar ki ondan inzal vaki olmadığı zaman fidye vacip olmaz. Bakmayı ve arayı ayıran bir perde ile birlikte şehvetle dokunmayı deyince bu haramdır. Bu da yine ister inzal vakti olsun ister olmasın. Fidye vacip olmaz. Çünkü haramlığın şartı yaralanmak istimtadır.
Yani bundan yararlanmak istimtadır. Bu ise mezkur bakma ve dokunmak hasıl olmuştur. Fidyenin şartı ise şehvetle sarılmaktır. Bu ise hasıl olmamıştır. Cima ile fasit olan haç amellerinin bütününü her ne kadar fasit ise tamamlamak vacip olur. Yani nasılsa benim hacim fasit oldu, artık ben bir şey yapmayayım dese, demesine gerek yok, onu tamamlar. Onun üzerine de hacı sahih olduğu takdirde kaçınması lazım gelen şeyden kaçınması lazım gelir. Eğer onda bir mahzur işlerse ona fidye lazım gelir. Onu fevren arası geçmeksizin yani bir bu seneyi takip eden, yani acele olarak sene, bu seneyi takip eden sene fasit olan hac nafile olsa bile kaza etmesi vacip olur. Onu ona ifsad eden cimanın kefareti lazım gelir ki bu kefaret bir bedenedir. Büyük bir baş hayvan, yani bir devedir. Bedene erkek olsun, dişi olsun. Erkek olsun, dişi olsun, deveden bir tanesidir. Bunun şartı ise Uhdiye'de kurban bayramı kurbanın da ki vasıflardan mutasip olmasıdır. Eğer bedeneden aciz olursa onun üzerine yine Uhdiye'de kifayet eder, bir kez sığır kesmesi vacip olur. Deve kesmese bir sığır keser. Eğer yine bundan da aciz olursa onun üzerine Uhdiye'de kifayet eden 7 davar kesmesi vacip olur. 7 koyun veya keçi. Eğer yine bunlardan da aciz olursa bedeneye Mekke'nin piyasasıyla kıymet takdir edilir ve onun kıymeti haremin 3 tane ve daha fazla miskinlerine ve fakirlerine nakit olarak değil de yiyecek olarak sadaka verilir. Yiyecek şeyi vermede onun fıtrata kifayet eden olması şart kılınır. Eğer bundan aciz olursa kefaret niyetiyle her bir müdün yerine bir gün oruç tutar, kefaret niyeti ise şöyle demek gibidir. Cimanın kefareti yerine yarının orucu tutmayan niyet ettim. Kadın nüskü ihramlı mümeyiz, muhtar kasıtçı ve haram olduğunu bilen olmakla fasit olsa da onun üzerine kefaret lazım gelmez. Ve onun üzerine oruçta olduğu gibi hiçbir şey terettüp etmez, ancak günah terettüp eder. İkinci kısım, ifsat edici olmayandır. Bu hacda haram kılınmış olan bir fiil işlemektir. Haramdır ama hacı ifsat etmiyor. İki yandan çıkma arasında cima bundandır. Kast ile bilerek veya bilmeyerek öpmek veya ve şehvetle dokunmak gibi cimanın mukaddimeleri, başlangıçları bunlardandır. İfsat eden cimadan sonra ikinci cimanın mukaddimeleri de yine bunlardandır. İfsat eden cimadan sonra ya Uhdiye'de kifayet eden bir damarı kesmek veya altın miskine yiyecek vermek veya 3 gün oruç tutmak, nikah akdini deyince ihramlı üzerine haram olsa da bunda fidye yoktur. Çünkü bu halde o münakit olmaz, yine şehvetle bakmakta ne de arada perde olduğu halde öpmekte fidye vardır. İfsat etmeyen mahzurlardan şunlar vardır. Saç tıraş veya kısaltma veya yolma veya yakma bunlardandır. Öyleyse bunlardan bir şey ihramdan çıkma vaktinin girmesinden önce işleyen mümeyyiz olan ihramlının üzerine tüylerinden izare olunanı 3 ve daha fazla tüy olduğu zaman ister bunların hepsini ister bir kısmını izale etsin ve ister izale etme kendi fiiliyle olsun, ister onun ihtiyarıyla birlikte başkasının fiiliyle olsun ve ister tüyler başta veya başından gayrı olsun. Fakat örfen zaman ve mekan bir olsun. O şekildeki tüyleri örfen tevali, yani birbiri peşine arası ayrılmadan edecek şekilde izalesi vaki olacağı şekilde olsa yukarıda geçen 3 şeyden birisi vacip olur. Bedenin tüylerinin tamamını
temali üzere izale etse ona ancak bir tek fidye lazım gelir. Mekandan murad ise tüylerden bedenin muhtelif yerlerinde olsa bile tüylerini izale etmek için kendisinde oturduğu yerdir. Tüylerini izale etmek eğer onu ihramlı kimse zaletsiz olarak işlerse yukarıda geçen üç şeyin biriyle ancak fidye vermeyi iktiza eder. Eğer gözünün kapaklarında üç tüy bitmesi gibi bir zaruretten dolayı işlerse, böylece onun eziyetini def için izale ederse, onun üzerine fidye vermek vacip olmaz. Çünkü bunda mazeret var, özür var. Çünkü tüyün kasten izalesi hasıl olmayıp, bittiği yere tabi olarak hasıl olmuştur. Beyanı yukarıda geçen fidyeyi vücutta ancak üç tüyle kayıtlamamız şuna binaendir. Bir tek tüyünü izale eden kimse üzerine bir müd vacip olur. İki tüyünü izale etmede yukarıda geçtiği gibi mekan ve zamanda biri olduğu için iki müddür. Bir tüyün bir kısmını, bir kısmının hükmü tüyün tamamı hükmü gibidir. Tüyü izale ile fidyenin vacip olmasından bilerek kasten olması şart kılınmaz. Bilmeyerek veya unutmakla birlikte olsa da fidye vacip olur. Yine yukarıda geçenlerin bütününde tırnağı kesmek ve onu kırmak tüyü izalenin mislidir. Bu ihramlı bir kimseye haram, kimseye haramdır. Ve onda yukarıda geçtiği gibi deriye tabi değilse fidye vardır. İfsat edici olmayan mahzurlardan biri de zaruret olmaksızın mümeyiz muhtar kendi isteğiyle birinci ihramda çıkmazdan önce haram kılındığı bilen bir kimseden vaki olduğu zaman dikişli elbisenin giyilmesidir. Böyle bir kimse dikişli bir elbiseyi giydiği veya kulağının arkasındaki beyazı olsa bile şeffaf da olsa başını örten sayılan bir şeyle örten şey çamur ve kınadan kalın hamur gibi adetten kendisiyle setr olunmayan bir şey dahi olsa dahi örtüğü zaman onun üzerine yukarıda geçen fidye vacip olur. Etrafı çevrili elbise misilidir. Kuşak, kılıç ve silahların bütün nevileri giyinmek ve kuşanmak mahzurdan istisna olunur. Bunlarda fidye yoktur. Nalın giymek ve yüzük takmak da böyledir. Birinci ihramda çıkmadan önce yüzük yüzünden uzak durmayan bir örtenle yüzüne bir şey örtenle ihramlı kadının üzerine fidye vacip olur. Bundan ancak kendisiyle başının tamamen örtülmesini mümkün kılan kadar yüzünden zaruri olarak örttüğü cüz istisna edilir. O kadının üzerine eğer eldiven ve benzeri giyerse yine fidye vacip olur. Ya görüyor muyuz? Zaruret olmaksızın dedik. Çünkü ihramlı bir kimse eğer izar bulamazsa veya kendisiyle izar giyine hasıl olmayan bir şalvar bulsa onun avretini setir için onun iyi giyinmesi caiz olur ve onun üzerine fidye lazım gelmez. Yine böyle nalınlar ihtiyacı olmakla beraber onları bulamadığı ancak iki mes bulduğu zaman yumru mafsal kemiklerinin aşağısında onları keser ve onun için onları zaruretten dolayı fidyesiz olarak giyinmesi caiz olur. İşte bu zaruret haceti ihtiyacı olmanın hilafınadır. Bu hacet ise ihramlı erkeğin başını sıcaktan ve soğuktan örtmesi için ihtiyacı olması veya ihramlı kadının yüzünü örtmesi için ihtiyacı olması gibidir. Bu erkek ve ile kadın üzerine ihtiyaçları olduğu için her ne kadar günah tereddüt etmezse de fidye vacip olur. Evet. İfsad etmeyen mahzurlardan biri de güzel koku sürülmek. Güzel koku istimal etmektir. Bundan onu kast ederek, haram kıldığını bilerek
isteyerek istimal ettiği zaman birinci ihramda çıkmayı yapmamışsa, yapmamış, mümeyyiz olan ihramlının üzerine dem vacip olur. Yani bunu yaptığından ötürü ona bir kurban gerekir. Eğer güzel koku, misk, amber ve kendisinden kokusu kast olunan şeylerden olursa ve kullanışı da ağaçla sürmek gibi kendisinden alışılmış mutat vecih üzere ister onu onun nâin de olsa giymiş olduğu halde şeyde istimal etsin, ister bedenin dış kısmında veya ihtikan yani şırınga veya yemek veya içmek suretiyle bedenin iç kısmından istimal etsin aynıdır. Onun taşıması ve onu ateşe koyması ise bunun hilafına olup onun istimalini murad eden kimse için alıştırmış değildir. Sürmeksizin gül suyunu koklamak da bunun hilafınadır. Elma gibi kendisiyle yemek veya tedavi kast olunan şey de onun hilafına olup haram olmaz. Ve onda fidye vacip olmaz. Bunlarda fidye ya uhdiyede kurban bayramında kesilen kurban kifayet eden bir damar kesmektir. Ya altı miskine yiyecek vermek veya 3 gün oruç tutmaktır. İfsad etmeyen mahzurlardan biri de başının ve sakalının tüylerini ve yüzünün tüylerinden kalanlarından bir şeyi herhangi bir yağı yağla nebat yağı gibi güzel kokulu olmasa bile baş ve sakalı da tıraşlı olsalar bile sakalda tabii ki her zaman dediğimiz gibi sakal tıraşı haramdır. Hiçbir şekilde hacda bile olsa efendim saçın kesilmesi gerekiyor, sakal değil. Olsalar bile yağmaktır. Öyleyse kasten haram olduğunu bilerek ihtiyari olduğu zaman ihramdan çıkmamış olan mümeyyiz bir ihramlı onu işlediği zaman dem vacip olur. Bunu işlediğinden ötürü bir kurban vacip olur. Ama kel adam gibi başı veya yüzü tüyden tecrit edildiği zaman onun başını yağlaması caizdir. Onun başını yağlaması caizdir. Esra başının tüyü dökük. Esra yani başının tüyü dökük. Kimse de dökük mahallini yağlamada böyledir. Henüz bitme zamanı gelmemiş olan sakalının yerini yağladığı zaman tüysüz kimse de böyledir. Başında bir yara olan ve bu yağı o yaranın içine döken kimse de böyle olup bunların hepsinde fidye yoktur. Bunlarda vacip olan fidye 3 şey arasında muhayyer olmakta beyanı yukarıda geçen şeylerdir. İfsad etmeyen mahzurlardan biri de kesin olarak vahşi olan kara avına taarruzdur. Mahzur olan taarruz avlamaya ve av üzerine delalete ve onu telef edilmesine şamil olur. Öyleyse o elinin altında telef olursa veya onu kendisi telef ederse veya onu hasta ederse eğer av güvercini ve kumru gibi ehli hayvanlardan olan bir av ise bir tanesini koyun veya keçiden bir davar vardır. Erkek olsun, dişi olsun deve kuşundan bir bedene yani bir deve vardır. Yani bu kuşlardan bir davar, bu kuşları mesela güvercin ve kumru gibi kuşlardan bunlara mesela efendim bunların avında ise bir tanesinde koyun veya keçiden bir davar var. Yani ister koyun ister keçiden mesela şey yapsın bir kurban vardır. Evet, erkek olsun, dişi olsun, deve kuşunda bir bedene, yani deve kuşunu avlayan bir kişinin bir bedene, yani büyük bir deve, yani bir devedir. Vahşi olan sığırda veya vahşi olan eşekte bir ehil sığır vardır. Yani büyükbaş hayvan, işte efendim öküz, efendim inek, efendim camuş bunun gibi. Erkek geyikte avladığı zaman bir teke. Dişi geyikte ise bir dişi keçi. Ceylanda bir küçük keçi. Tavşanda kuvvetli olup bir yaşına varmadığı zaman dişi keçi vardır. Arap tavşanında ve Weber'de
4 ayına varmış olan bir dişi keçi sırtlarında bir koç tilkide bir davar vardır. Tilkiyi öldüren de mesela avlayan da onun için yine bir efendim koyun veya keçi kesmesi lazım. Bunların hepsi hükmünde şariden sahih bir nakil varit olanlardadır. Yoksa benzerlikte ve surette takribi olarak mislini bilen iki adil kişinin hükmüyle sıfatlarında mümasileten olmasına riayet etmek lazımdır. Öyleyse büyükte küçük, büyük büyükte büyük, küçükte küçük, sıhhatlı da sıhhatlı, ayıplı da ayıplı. Eğer ayıplarının cinsleri bir olursa ikisinin de körlüğü olması gibi vardır. Ama ayıplar ihtilaf ederse kifayet etmez. Semiz olmak, zayıf olmak ve yüklü olmak da böyledir. Fakat yüklü olan hayvan kesilmeyip kıymeti takdir olunur ve kıymetiyle yiyecek olarak tasadduk olunur ve her müdün yerine bir gün oruç tutar. Eğer onun hakkında nakil varit olmamış, onun misliyle iki adilin hükmü de varit olmamışsa iki adil kişinin hükmüyle kıymeti vacip olur. Vacip olan fidye ancak üç şeyden birisiyledir. Evet. Ya ehli hayvanlardan bir avın mislini kesmek ve onu haremin fakirlerine sadaka etmek, ya yiyecekten olan her müdün yerine bir gün oruç tutmak ki bu misli olanlarda olur, ya da gayri mislidir. Bu çekirge ve güvercin ve onun benzerinin maadesi geri kalan kuşlar gibidir ki o kimse iki şey arasında muhayyerdir. Ya avın kıymeti kadarını yiyecek olarak verir ve onu zikrolunan vecih üzere sadaka verir, veya yiyecekten her bir müt yerine bir gün oruç tutmak, bunda hel ve haramın avı olma arasında taarruz eder. Kimse ihramlı olduğu zaman fark yoktur. Eğer taarruz eden kimse ihramsız olursa hüküm haramın avına muhtas, yani has olur. Zikrolunan şey avda ancak taarruz eden kimse, unutan veya bilmeyen veya hata eden veya mükreh, yani zorlanan olsa bile mümeyyiz olduğu zaman vacip olur. Ava taarruz etmek ancak onun malında ya da kendinden eziyet vermedikçe veya ona bir zarar erişmedikçe onun eşyasını pislemesi veya onun yiyeceğini yemesi veya onun dağılan çekirgeler gibi yola gitmekten men etmesi gibi ona bir zarar erişmekte mahzur yoktur. Eğer zikrolunanlardan bir şey sebebiyle ona taarruz ederse ne fidye ne de tazmin lazım gelmez. Fasit kılmayan mahzurlardan biri de haremin otuna ve ağaçlarına yukarıda tekadüm eden tahsil üzerine taarruzdur. Eğer büyük bir ağacı keserse ona bir sığır kesmesi lazım gelir. Hacını ifsad etmez ama büyük bir hayvan kesmesi gerekir. Eğer küçük bir ağaç keserse ona bir davar lazım gelir, koyun veya keçi. Ama çok küçük ağaç olursa bunda kıymet lazım gelir ki bu zikrolunan şeyi kesip onun etini vermek arasında ve ağacın kıymetiyle yiyecek satın alıp onu sadaka verme veya her müt için bir gün oruç tutmak arasında muhayyer olur. Otu deyince bunda eğer bedelini bitirmezse, yani ekmezse, kıymetini vermek vardır. Eğer bedelini bitirirse ne tazmin ne de fidye vardır. Şu gelenlerden bir şeyi terk eden bir kimse, üzerine kudret halinde uhdiyede kifayet eden bir davar kesmek, sonra eğer kurban kesmekten aciz olursa hacda 3 gün, ehline döndüğü zamanda 7 gün oruç tutmak vacip olur. 1. Temettu eden, ki bunun beyanı ileride gelecektir, temettu bahsinde, kimse üzerine lazım gelir. Çünkü bu kimse hacı ümre üzerine takdim etmiştir. 2. Karin, yani üzerine, ki bunun beyanı da yani ileride gelecektir. Yani kıran hacı.
lazım gelir. Çünkü bu kimse de hac ifradı terk etmiştir. Üç cemrelerini taşlarından üç veya daha fazla taş atmayı terk eden kimse üzerine lazım gelir. Dört özürsüz olarak teşrik günlerinde, gecelerinde, teşrik gecelerinde, Mina'da geceleri terk eden kimseye. Beş özürsüz olarak Müzdelife'de gecelemeyi terk eden kimseye. Altı özürsüz olarak ihramı mikatlardan terk eden kimseye. Yedi özürsüz olarak veda tavafını terk eden kimseye. Sekiz yürümek veya binmek veya tıraş olmak veya hacı ifrat gibi hacdan nezrettiği fiili terk eden kimseye. Dokuz mahzur kalmaksızın Arafa'da vukufu geçirten kimseye. Bu o kimsenin Arafa'nın yerinde bir cüzünde hazır bulunmasından önce nahır gününün fecrinin doğmasıyla olur ve onunla hacca veya kırana ihram eden ihramı üzerine dem vacip olur. Vukufu geçirten, fevt eden yani kimse üzerine ümre ile ihramdan çıkması vacip olur. Böyle bu şöyle olur. Vukuftan başka hac fiillerinden kalan amelleri yapar. Ondan Müzdelife'de ve Mina'da gecelemek, taşlamak sakat olur. Sonra tavaf eder. Eğer etmemişse say eder. İhramdan çıkma niyetiyle tıraş olur. Onun üzerine bir özürden dolayı fert etmiş olsa bile, hac nafile olsa bile, ister istitaatlı olsun, ister olmasın, fevren gelecek yani acele olarak, gelecek sene kaza vacip olur. Fevt ettiği sene kurban kesmesi sahih olmaz. Kurban kesme kaza ile beraber mahsur kalan kimseyi deyince bunun hükmü yakında gelecektir. Bu konuyla ilgili o konunun efendim geçtiği hükme efendim ileride yapacağımız efendim derslerden yapacağımız çalışmalarda gelecektir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.